Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi mobil depoda mobilyalar var. Yatağımız var. Yani baza var ama yatak yokmuş. Enteresan. Burada kesin yatak vardır dedik. Çünkü yatak takımı var. Şu bantlı olan dolaplar içerisinde belki bir şey vardır. Onun da ihtimali var. Yatak takımı güzel bir set gözüken. Bakalım neler var göreceğiz. Hemen şuradan başlayalım. Peçetemiz 5 dolar. Şunlar para etmez. Şunun da fiyatı 5 dolar. Burada başka değerli bir şey yok. 10 dolarlık kutu yapmışlar. Şunlar çarşaflar, ikisi 5 dolar. Şu çocuk için ürün değerli değil. Burada ıslak mendiller var. Şu neymiş? Bu da böyle bir süs bir ürün. Şu diğer ürünler de 10 dolar. Arkada bir tane televizyon var. Şöyle bakınca gözüktü şimdi. Birazdan bakacağız. İçinde mi, hangisi içerisinde? Bazen eskiyi koyuyorlar, yeniyi alıyorlar. Şu bebek ürünleri arkadaşlar para etmiyor. Bunları kolay satamıyorsunuz. Böyle depolar enteresan. Bakın hiç mal gözükmüyor. Şu kutularda çok enteresan mallar da çıkabilir. Bir bakmışsınız. Marka ürünler de olabiliyor açıkçası. O yüzden denemek lazım. Bakın bunun hepsi ıslak mendiller. 5 dolar. Burada mutfak malzemeleri var. Bir tane tencere var. Buradan 10 dolar yaparız. Bu da hafif bir kutu. Burada da yatak var. Şu neymiş? Bu da yine yatağın bir parçası. 10 dolarlık bir kutu. Kutuları normalde gördüğümüz zaman en az 30 dolardan tanesini hesaplıyoruz ama şu anda gördüğünüz gibi 2 kutu o kadar belki diyor. Burada baharatlar var. Burada havlular var. Bir ayakkabı kutusu var. Maalesef boş bir kutu. Adam kutuyu da seviyormuş. Bir diğer kutumuz bir kulaklık kutusu var. Boş. Ama kulaklık burada. İçinde misin? Evet, ikisi de içerisinde. Bakalım başka neler var burada. Hanımefendinin saç için kullandığı ürünler var. Bozuk paralarımız var. Bu da bozuk para arkadaşlar. Bayağı bir ağır. Şurada çok rahat bir 20 dolar vardır. Bunlar yatak takımının yanları arkadaşlar. Onu da birazdan kuracağız. Şu ceketin markası neymiş? Marka bir ceket değil. Şu 30 dolar fiyatı. Şunun fiyatı 20 dolar. Şimdi biraz burada müzik var. O yüzden çok fazla müziğin olduğu yerde ürünlere bakamıyoruz. Arada fazla devamlı konuşmam lazım ki müzik araya girmesin. Burada hep çocuk ürünleri var. Gördüğünüz gibi farklı bir ürün yok. Şu tarafta yine bebek ürünleri. Bunlar hanımefendinin ürünleri. Bunlar da yine bebek ürünleri. Hepsinin fiyatı 40 dolar. Televizyonumuz doğru televizyon arkadaşlar. Bakalım kumandası var mı? Kumandası da burada. Ayakları var mı? Ayakları da var. Bunu 80 ile 100 arası satarız. Şu spor aletinin fiyatı 10 dolar. Jordan ayakkabıları var ama
Maalesef burada şu anda gözükmedi. Bakalım çıkacak mı? Burada tişörtler var. Hepsi aynı. Sıfır tişörtler. Hepsi baskı tişörtler arkadaşlar. Şunların fiyatı $20. Burada da yine şöyle bozuk paralarımız var. Şunlar tütsü gibi arkadaşlar, yakıyorlar. Takı için bir ürün var ama içi boş. Bu da yine ağır. Muhtemelen bunlarda tişörtler var. Evet arkadaşlar, burada da sıfır tişörtlerimiz var. Marka değiller. Ama yine buradan da bir 30 dolar yaparız. Bakalım dolapta bir şey var mı? Şunlar boş. Bir cüzdanımız var. Tommy Hilfiger yırtık. Şunlar değerli değiller. Evet, şurada paralar var. Ne bunlar? Bahama mı? Herhalde Jamaika parasıymış arkadaşlar. Bahama değil. Evet. 50 Jamaika doları. Bakın bu da 100 Haiti parası. 100 Haiti parası. 50 Jamaika doları var. 100 var, 200, 300, 400, 450, 500 Jamaikan parası var. Burada daha çok kıyafetler var. Ama öyle değerli kıyafetler yok. Bakın Jamaika bayrağı da var. Burada yine kıyafetler. Ama öyle değerli kıyafetler değiller. Burada yine sadece kıyafetler var. Ama değerli değil. Son çekmece dolabı. Şunlar yatığın vidaları. Şurada ne varmış? Bunlardan var. Bunları da satıyoruz. Bu da televizyon standı. Bunun da fiyatı, diyecektim ama şuralarda kırıkları var. Bunu direkt çöpe atacağız. Deponun hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi yine ürünler çıktı. Biz yine paramızı yaptık. Ekstra öyle bir şey çıkmadı. Şahsi ürünleri yok. Sadece çocuk ürünleri var. O yüzden çok fazla para yapamadık. Ama buna da şükür. Allah bereket versin. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz şurada bir yerde. Evet, depomuz 2190A. Niye aldık? Şu valizlerden dolayı aldık. Bu ayakkabı gözükmüyordu. Şimdi gördük çünkü tek bir tane resim vardı sadece. Şunun fiyatı $30. Şimdi benim söylediğim rakamlar arkadaşlar Bit pazarında sattığımız rakamlar. Yoksa internette eBay'e falan koyarsanız şu ayakkabıyı 50-60 dolar arası satarsınız ama bekleme süresi var. Ama bizde maalesef bekleme süresi yok. Biz parayı bir an önce nakite çevirmemiz gerekiyor. O yüzden satışlarımız hep hızlı arkadaşlar. Hızlı satış. Bazen fiyatlar çok uygun diyebiliyorsunuz. Ama maalesef bu yüzden dolayı uygun. Parayı bir an önce nakite çevirmemiz gerekiyor çünkü. Hemen şuradan başlayalım. Burada bayağı bir kıyafetimiz var. Forever 21 diyorsa genelde klasik kıyafetlerdir. Buradan bir $30 yaparız. Bunlar $30 demiştik zaten. Şu terlik $2-3. Boş poşetler. Hanımefendi sigara içiyor.
Battaniyemiz 5 dolar. Şu eşyaları dizmek için bir ürün. Kıyafetler. Ayakkabılar da var burada. Çanta da var. İlk önce şu Michael Kors çantası güzelmiş arkadaşlar. Bunun fiyatı 40 dolar. Çanta da bayağı bir temiz durumda. Bu da yine Michael Kors. Hanımefendinin makyaj ürünleri var. Bakın Dior bir makyaj var. Bunlar ne? Estée Lauder. Hep güzel ürünler. Ve 1 dolar paramız var. Allah bereket versin. Bozuk paralarımız da mevcut. Saç ürünleri. Hiç takı var mı diye baktım ama takı yok. Bu çantayı da 30 dolara çok rahat satarız. Biraz temizlenmesi lazım. Koç bir çantamız var. Bu da 30 dolar. Koç bir cüzdan. Bu da 20 dolar. Buraya hanımefendi böyle kaliteli ürünleri koymuş sanki. O yüzden her şeyi çıkarmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu da babalarının külleri. 66 doğumluymuş. 2021'de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bunu ofise bırakacağız. Şu bir lamba 5 dolar. Pandora kutusu. Boş bir kutu. Bir spreyimiz var. Değerli değil. Şurada haplar var. Bir kulaklık kutumuz var, boş. Bir parfüm daha var. Gözlük değerli değil. Başka da bir şey yok. Morphe bir makyajımız var. 01 makyaj. Madison var. Bir power bank. Şunlar da makyajlar. Evet, güzel ayakkabılarımız varmış. Şu Nike'lar 20 dolar. Bu Nike 20 dolar. Şu Jordan, o da buradaymış. Bu da 30 dolar. Koç terlik var. Diğerlerinden de bir 20 dolar yaparız. Bakın bu Saint Laurent'in ayakkabısı. Ama bunun gerçek olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yine de bakarız. Bayağı bir ürün dökülmüş oraya. Şu gözlük marka mı? Bu gözlük marka değil. Burada banyoda kullandığı ürünler var. Spreyler. Ivır zıvırlar. Saç için yağlar. Bu arada daha saç çıkmadı.
Bir yerlerden saç da çıkması lazım. Şimdi sen bir gel bakalım. Valiz gayet iyi durumda. Güzel bir valiz. Valize 30 dolara çok rahat satarız. Yastık ve all in one bilgisayarımız var. Harika. Buna bakacağız. Bunun nasıl bir bilgisayar olduğuna bakacağız. Ama tahminimce 1100-150 arası gidecek bir bilgisayar. Boş bir ürün ama belki burada bir yerdedir. Bu valizin de fiyatı 30 dolar. Gayet güzel bir valiz. Hiç saç çıkmadı, o enteresan. Şu neymiş? Kalem mi? Boş bir takı kutusuymuş. Nazar boncuğu var. Ama değerli bir takı değil. Kıyafetler normal kıyafetler. Çok değerli değiller. Şuradan bir 10 dolar yaparız. Şu poşeti yanımıza alalım. Şimdi şuradaki ıvır zıvırları dolduralım. Takılar var. Şurada bir takımız var. Değerli değil. Makaslar, ıvır zıvır ürünler, boyalar. Şurada bir takımız var. Değerli değil. Şu da değerli değil. Şu takıları da alalım. Bunlar da değerli değiller. Buradakiler de ıvır zıvır. Evet, depomuz bu kadar arkadaşlar. Bence gayet güzel bir depoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Vallahi resmen kafama düştü. Evet, kanattık. Yüzümüzü kanattık maalesef. Allah, sen büyüksün ya Rabbim. Şunun şöyle kapanacağını tabii o anda anlamadık. Maalesef şu anda burnumun üst tarafı biraz bir çizik şeklinde kanıyor. Vallahi ağrıyor da bayağı. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi yine bu da spor aleti. Kasa. Vallahi kasadan herhangi bir ses gelmiyor.
açmaya çalışalım. Yok arkadaşlar. Açılmıyor ama kasada bir şey yok.